Şeytan görevini çok iyi yapıyor. İhtilaf edilecek bir mesele yoktur. İhtilaf tarihte önümüze gelmiş, nasıl anlaşılması gerektiği önümüzdedir. Bir hariciler var, bir mütezile var, bir de ehli sünnet var. Reddedenler, kısmi reddedenler, bir de ehli sünnet. İzin ve razı kalırsa diyenler. İşte biz buyuz. Umumiyetle kardeşlere, arkadaşlara, kendisini tevhide nispet eden Müslümlere şefaat konusunda bir nasihat etmek istiyorum. Şimdi hala defaatle soruluyor, deniyor ki hocam şöyle yaparsak küfür olur mu, böyle dersek küfür olur mu? Ben biliyorum ki ne kabirden şefaat isteyen var şu vakada, ne bir mücahit var ortada, ne bir savaş var, böyle bir amel yapılsın istensin. Şu da yanlış anlaşılmasın kardeşim, yani evvelde istiyorlardı ki biz bu meseleyi konuşuyoruz. Tamam, istenildi veya istemişler. Buna birileri bidat demiş, birileri küfür demiş. Mesele bu değil. Şu anda ben şefaat konusuyla alakalı 2 saat 15 dakikalık videoda açıkladım. Kardeşler, sizin inanmanız gereken Allah'ın izin verdiği ve razı kaldığıdır. Bunun dışındaki bir inanç küfür inancıdır. Bu ise, bunu istemek ise meşru bir dua olmadığı için bidat kapsamındadır. Çünkü iki kişiye izafe edilen şey Allah'a istigazesi dönüyor. Allah'tan istiyorsunuz. Allah izin verir ve razı kalırsa. Bunun dışında tek kişide kayıtlamak veya tek kişiye şefaat, ya Resulullah şefaat et bana ya mücahit. Bunların hepsi küfür amelidir. Kişiyi küfre sokar. Bunun dışında ise izin ve razı kalma kaydı doğru olandır. Biz de bunu nasların genel umumundan çıkartıyoruz. Kafamızdan uydurmuyoruz. Bu konuya küfür diyen bu konunun cahilidir. Ben hakaret etmek istemiyorum fazla. Bu konuda cahildir. Kimi cahiller vardır. En alimi o cahilden güzel söz alır, amel eder. Bazen öyle söz söyler ki o cahil. Alim o sözü hiçbir zaman bir araya getirememiştir. Bazı alimler vardır ki bir cahilin konumuna bir konuda düşebiliyor. Bunu tefsir kitaplarında da görüyoruz. Fıkıh kitaplarında da görüyoruz. Başka hadis kitaplarının şerhlerinde de görüyoruz. Yani bu alim bunu nasıl söyleyebilir diye anlam veremiyoruz bazen. Onun için bu konuda inanılması gereken 2 saat 16 dakikalık videoda da beyan ettiğim gibi budur. Bu ameli yapan kimse de yoktur ortada. Bu meselenin ihtilafını duyan kişi bile bu ameli yapmaz bu saatten sonra. İçine bir korku, bir şüphe girer. Muhakkak bu böyle olur. Onun için bu konu Türkiye'de kapansın artık arkadaşlar. Vallahi 2 tane münafığın, 3 tane münafığın ekmeğine yağ sürülüyor. Başka hiçbir şey olmuyor. Bırakın o münafıklar kendi içlerinde bocalanıp dursunlar. Ve emin olun bu meseleden de Allah sana izin verir ve benden razı kalırsa bu da küfürdür. İşte şefaat bir duadır. Sen böyle bir kayıt düşemezsin gibi bir yaklaşımla buna da küfür diyen kişiler yarın öbür gün bu işten tevbe edecekler. Bak şunu demiyorum. Allah sana izin verirse bana şefaat et. Ben bu inançta değilim. Allah sana izin verir ve benden razı kalırsa bunun ben bidat olduğunu söylüyorum. Ve buna da küfür diyenler yarın öbür gün tövbe edecekler. Yani psikolojik baskıyla hareket edenler hep sınıfta kalmıştır. Ya güzel kardeşim aç. Naslar ortada. Allah izin verecek ve razı kalacak. Bitti. Allah'ın gaybden haber verdiği bir şeyi ben de gaybi olarak diyorum ki Allah sana izin verir ve razı kalırsa bunda küfür illeti yoktur. 2 2 daha 4. Nice melekler vardır. Allah izin vermedikçe onlar şefaat edemezler. Bak, onlara şefaat hakkı olmasına rağmen Allah ikinci kişiyi tahsis ediyor burada. Bitmiştir. Mesele çok açıktır aslında. Şeytan görevini çok iyi yapıyor. İhtilaf edilecek bir mesele yoktur. İhtilaf tarihte önümüze gelmiş, nasıl anlaşılması gerektiği önümüzdedir. Bir hariciler var, bir mütezile var, bir de ehli sünnet var. Reddedenler, kısmi reddedenler, bir de ehli sünnet. İzin ve razı kalırsa diyenler. İşte biz buyuz. Böyle iman edin. Bu konuyu kapatın arkadaşlar. Bu konu size fayda sağlamaz. Bunu konuşmak size fayda sağlamaz. Ya ne cihat var ne mücahit var. Biz de mücahit olmadık. Biz de mücahit değiliz. Kendi amellerimizle Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Biz onun hesabını yapıyoruz. Onun için bu konu aklı selim Müslümanların yanında artık kapanmıştır. Soru soruluyorsa da bir zahmet davetçiler de ehli sünnet metot üzerinde cevap verirlerse artık 2 tane münafığın arasında kalır bu mesele. O 2 tane münafık da sosyal bir davet sunsunlar, devam etsinler. Sosyal bir hayat sunsunlar insanlara. Kültürlü bir İslam sunsunlar.
Onlar öyle öyle hayal kursunlar kendilerince. Onlar kedi maması hayvanlara su dağıtsınlar. Hayvanat bahçelerine gitsinler. Yani onlar bunu yapsınlar. Biz de asli müşriklerle safımızı ayıralım. Tağutlardan beri olalım. Tarihten bugüne olduğu gibi, Resullerden bugüne kadar olduğu gibi tağutlar hep karşımızda olsun. Hep muhalif olanlar olalım. Hep muhalefet edelim. Çünkü bu sünnetin gereğidir. Biz İslam'da sosyal olmayalım. Bırak sosyal olanlar onlar olsunlar. Bu işi dillendirenler olsunlar. Umumiyetle biz müşterekiz. Yani tevhide davet edenlerde bir müşteriklik söz konusudur. Muhakkak bir tanesi hepimizin kulağını çekip bizi düzeltebilir. Çünkü müşterek inançlarımız mevcuttur. Ama asli müşrik olanlarla hiçbir müşterek inancımız yoktur. Onun için hafif kulağınızın çekileceği meselede dönülecek meselelerden propaganda bari ihtilaflar çıkarmayalım. Kim nasıl amel ediyorsa Allah onun amelini biliyor. Kim nasıl inanıyorsa Allah onun inancını biliyor. Onun için yan yana geldiğinde ben şunu kastettim, ben bunu demek istedim. Videoda başka türlü kastediyor. Yani benim o muayyen şahısla alakalı çok açık ve sarih bir şekilde bana yansımadığı müddetçe açıklama yapmayı da üzerime vacip görmüyorum. Onun için bu konunun kapatılması kanısındayım. Şefaat meselesinde ihtilaf edilecek hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Kıyamet gününde şefaat bizim ve sizlerin kastettiği cehennemden kurtarılma yardım kapsamında kullanılmıştır. Ve kimse de Resulullah'ta bu yetkinin tek başına olduğunu söylemiyor. Ben söylemiyorum yani. Mücahit'te olduğunu da söylemiyorum. Allah ona izin verse bile onda değildir o. Çünkü Allah benden razı kalacak. İşte budur inanç. Artık bu konu Ebu Haris'in nezdinde kapanmıştır. Daha da soru sormayın. Bunun dışındaki inançlardan da biriyim ben. Daha da bu konuda soru sormayın bir zahmet. Artık bir konuyu fazla deşelemek, aynı tekrar tekrar konuları yapmak kişinin kalbine nifak alametleri getirir. Nifak sahibi yapar. Görüyorsunuz yani insanlar çabuk kendi üzerine lanet alıyorlar. Çabuk kendi üzerlerine lanet alıyor. Ben bu lanet alanları gördüm ki vallahi onların sıfatlarına yansımış. Yani adam konuşuyor ya, sizi etkilemiyor. Bir münafık bir yapısı var adamın. Yani konuşuyor, anlatıyor böyle yanınızdan, sağınızdan, solunuzdan geçiyor. Yani buraya hiç gelmiyor adamın. Etkisi yok yani. Niye? Allah'ın lanetini almış ya. Böyle havaya konuşuyor yani. Hani notalar uçar ya böyle. Müzik notaları. Öyle bir şey yani. Bunlar Allah'tan korkmuyorlar. Bunlar Allah'ın azabıyla karşılaşmadığı için, hani tefekkür etmedikleri için hemen lanet alıyorlar üzerlerine. Ben böyle dediysem Allah'ın laneti olsun. Ben şöyle dediysem sana lanet olsun. Ya ben amin dedim zaten de amin diyorum da. Yani bir insan bu kadar zaten anlattığım şeyleri bu kadar kabul ederdi yani. Yani kabul etti de zaten. Elhamdülillah. Bu konu Vasat Kitabevi nezdinde kapanmıştır arkadaşlar. Şefaatin hükmü bize bellidir. Biz böyle inanıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.